Öncelikle bir kabloları anlatayım. Siyah şasayı anlatmıştık. Bakın bu kırmızı batarya bu teyplerde, araba teyplerinde tam tersi oluyor aslında. Ototeypçiler ondan karıştırabilir. Bağlantı tam tersi oluyor. Kırmızı ile sarı yer değiştiriyor. O yüzden onu da belirteyim. Bizim bağlantımızda sarı kontak. Yani bu kontağı açtığımız zaman sadece enerji gelen sigortaya bağlanacak. ACC olan. Kırmızı ise devamlı enerji, hafıza mantığı gibi teyplerdeki. Devamlı enerji olan sigortaya bağlanacak. Bu park kitini bağlarken amaç şu. Kontak takılı değilken enerji gelen, enerji alan sigortayı bulacağız. Bu ışıklı kontrol kalemi sayesinde. Ona kırmızı renkli sigorta ucunu bağlayacağız. Bir de kontağımız açıkken, yani arabamız çalışıyorken arkadaşlar, enerji alan sigortaya da sarı ucumuzu bağlayacağız. Kontak açıkken elimizde sigorta ışıklı olan aletle bakıp enerji gelen, aynı enerjiyi kontak kapalıyken ışığı sönen uca da, yani ışık sönük olacak kontak şeyken, sarı ucu bağlıyoruz. Bu kadar basit aslında. Siyah da şase. Bu ne demektir? Mesela araba çalışmıyorken, kontak çıkıkken arabanın dörtlerinde devamlı enerji vardır. Bu dörtlerin sigortası da oradadır. Onu nasıl bulacağız? Eğer arabanın sigorta panelinin bir şeması yoksa bu alet yardımıyla hangi sigortada enerji var direkt olarak tespit edebiliriz. O bağlantı kısımlarına geleceğim. Batarya bu. Sarı da sadece kontağı çevirdiğimiz zaman, mesela şu anda atıyorum arabanın şeyleri çalışmıyor. Kapı otomatikleri. Kontağı açık duruma gelip çalıştırdığında arabanın camları çalışıyordur. O yüzden arabanın oradaki sigorta panelinde sadece kontağı açık duruma gelip araba çalışırken enerji gelen kısma sigortaya bağlanacak bu. Çok basit dediğim gibi. Ve böylelikle kameranız araba çalışırken normal kayıt yapacak. Arabayı kapattığınız zaman da park moduna geçecek. Timelapse modunda kayıt yapmaya başlayacak. Ve böylelikle hafıza kartınız çabuk dolmayacak. Ve uzun atıyorum 64 GB'lık karta 5 gün, 7 gün, 1 haftalık falan kayıt, timelapse olarak kayıt hafızaya almış olacaksınız. Eğer bu sistemi yapmazsanız, otomatik olarak park moduna geçirmezseniz, yani elinizde bu kit olmazsa, dediğim gibi uzun süreli park kaydı yapabilirsiniz.